Recep Balı. Recep abi, Pakistan'ı tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Kardeş ülke. İyi biliyorsun abi. 100 milyonluk bir ülke, evet. Bugüne kadar Türk milletlerine her zaman destek olmuş bir ülke Pakistan, evet. Abi. Şu anda Çin ve Hindistan'a karşı bir mücadele içerisinde. Devamlı. Türk halkının da destek olması gerekmez mi? Oradaki insanlara ne mesaj iletmek istersin abi? Pakistan bizim Kurtuluş Savaşımızdan bu yana Türkiye'nin en iyi dost kardeş ülkesidir. Pakistan, Afganistan, İran'ın Türkmen bölgeleri Türktür. Pakistanlılar da kendilerini Türk kabul ederler. Kurtuluş Savaşı'nda Pakistan'dan Osmanlı Devleti'ne ciddi yardımlar gelmiştir. Bugün de Karaçi sorunundan dolayı Hindistan'la ciddi bir sorunları var. Türkiye Cumhuriyeti de bugüne kadar Pakistan'a her konuda destek olmuştur. Pakistan'da bizim uluslararası camiada yaptığımız bütün hareketlerde kayıtsız şartsız Türkiye'nin arkasında durmuştur. Dolayısıyla da gerek Türkiye Cumhuriyetleri, gerek Afganistan'ın iç huzura bu kavuşması sonucu Afganistan ve Pakistan'la, Bangladeş'le, eski ismi Doğu Pakistan olan Bangladeş'le, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ilişkilerini ve kültürel ilişkilerini arttırması uygun olur. Zaten Pakistan haberlerinde izlediğinizde Türkiye kardeş ülkedir, örnek alınacak ülkedir. Hatta Karabağ Savaşı'nda gerek Azerbaycanlılar, gerek Pakistanlılar kendilerini Türk olarak adetmişler. Azerbaycan'da da Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Pakistan bayrakları yan yana asılmıştır. Dolayısıyla da Pakistan tarihten gelen kardeş ülkemizdir. Her türlü destek olmalıyız. Destek olması gerekir. Türkler her zaman onlara yardım etmeliler. Her zaman. Bizim de elimizden gelen bir şey varsa biz de yapabiliriz. Her zaman biz de destek çıkmalıyız. Tabii canım ya. Onlar bizi desteklediler zamanında. Kurtuluş Savaşı'nda bizleri desteklediler. Şimdi de yine de destekliyorlar. Azerbaycan'ı bile desteklediler Karabağ'da. Yalnız Azerbaycan'ı değil, şeyi de desteklediler. Bu şehitler öldüğü zaman ilk destekleyenlerden birisi o. Hangisi? Avrupa ülkelerinden hangisi destekliyor bizi? Hiç tıs. Ancak bizi itiraz edersek destekliyorlar. Ne mesaj iletmek istersin abi Pakistan'a? Vallahi her zaman onların bizimle beraber olduğunu, biz de onlarla beraber olduğumuzu. Ben ona hacıya gittiğim zaman da 86 senesinde o insanlarla tanıştım, onları da gördüm. Çok iyi insanlardır. Benim için bütün insanlar çok değerli. Ama şu da bir gerçek ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Pakistan'a dost diyemeyiz diyorsun. Kimseye diyemem. Bizden başka dostumuz yok. Ama hep bize destek olmuş bir ülke abi. Ya Azerbaycan desen tamam okey. Tarihte biliyoruz bize faydaları var ama. Pakistan öyle bir bilgim yok yani. Azerbaycan'ın Karabağ mücadelesinde bile Pakistan destek verdi abi. Doğrudur. Doğrudur. Pek takip ettiğim bir olay değil yani. İlk önce sizin Pakistanlı olarak Türk milletiyle alakalı düşüncelerini soralım. Pakistan and China is there something the flow is fighting but it's not good relationship but is Pakistan always all the time all story is like to help in Turkey. Yeah. And then also Pakistan and Turkish country is like a family and also the brother and sisters. Yeah. Pakistan love Turkey, Turkey is love in Pakistan. Yeah. So what do you think about in the Turkish country? Actually, I'm newly here, just before 3 months, and I am in Bursa with my family. So Turkey is very good. Turkey is very good country. And people are so cooperative and loving. I feel when I go everywhere, every person is very helping here, and I am very happy to come here. And if you asking about China and Pakistan, so I am not extraordinary interested in politics, you know, but. The relationship of Turkey and Pakistan is very good because, you know, in the history, I was Pakistan and Turkey friend from the beginning, you know. So the relationship day by day, you know, increasing Turkey and Pakistan.
And right now my Prime Minister Imran Khan and your Tayyip Erdogan is their friend, you know. And Pakistan people love to Turkish people, and Turkish people love to Pakistan people. That's why. Sen çevir abi, tam olarak ne söylediğini fazla uzamadan. Tamam. China ile Çin'le diyor aramızda diyor pek yolun iyi olduğunu sanmıyorum. Fakat diyor ben diyor o konuya pek girmek istemiyorum diyor. Güvenmiyorum diyor. I don't trust in, yani ben de Çin'e pek güvenmiyorum diyor. Fakat diyor Recep Tayyip Erdoğan'la diyor bizim diyor Cumhurbaşkanımız diyor. Your president name is Imran Khan. Imran Khan'la Recep Tayyip Erdoğan'ın arası diyor çok iyi diyor. İlişkilerimiz gayet iyi diyor. Ben buraya geldiğimde diyor, Türkiye'ye geldiğimde diyor, bizim buradaki diyor insanlara Pakistanlı olduğumu söyleyince insanlar bana çok yakın yaklaşıyorlar. Kendimi kendi ülkemde gibi hissediyorum. Yabancılık çekmiyorum. Kardeş olduğumuzu hissediyorum diyor ki öyle zaten biz de Pakistan'a. Uygur Türkleri için ne düşündüğünü sorar mısın abi? So what do you think about is in the Uyghur Turkish? Uyghur In China, Doğu in the, Türkistan. Doğu Uyghur, Uyghur Turkish in the China is kill some Uyghur Turkish people are over there. So what do you think about is that Turkish? Actually, I think in the all over the world there is some problem with the Muslim. So this is not good, definitely. In the China or different countries, I don't know that where is killing of the Muslims, but I pray to Allah Kareem that all Muslim, Allah give the blessing and protect to the all Muslim, because we are all brother. If I live in the Turkmenistan, if I live in the Pakistan, if I live in the Turkey, so we are all Muslims, you know. So Muslim means brother and sister. Exactly. So we have to do help other to each other. This is very good for the all Muslim. And I pray to Allah that He will give the blessing and you know, sometime I pray to Allah that for the all for the I mean I pray to Allah for the all Muslims because when I see in the country you know, in the Syria, in the different country, there is a problem with the Muslim. So I don't like, and everybody don't like, you know, being a Muslim. Bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin diye birleşip diyor, artık diyor kendilerine bir şekilde düzen vermeleri gerekiyor diyor. Birbirlerine sarılıp birbirlerini sevmeleri gerekiyor diyor. İslam'ı gerçekçi olarak yaşamaları gerekiyor diyor. Ve biz diyor İslam alemi olarak, Müslümanlar olarak, gerçek samimi Müslümanlar olarak biz bundan hoşlanmıyoruz diyor. Ki siz de bundan hoşlanmıyorsunuz diyor. Ki orada diyor bir Çin hükümetinin diyor oradaki Uygur Müslüman kardeşlerimize diyor o şekilde diyor öldürmesi diyor, katletmesi diyor, bu Suriye'de oluyor diyor. Daha önce daha Arap ülkelerinde olduğu gibi diyor. Bütün Müslümanlar katlediliyor diyor. Biz bundan diyor rahatsız oluyoruz diyor. Biz bundan hoşlanmıyoruz diyor. Son bir soru, Türk kardeşlerine ne söylemek ister abi? So what do you think about is in your Turkish brother people? And actually, I love Turkey. I love Turkish people. I love Turkish food. And that's why I'm here. Yeah. That's why I'm here. Ben diyor Türkiye'yi çok seviyorum. Buradaki insanları çok seviyorum. Onlar benim kardeşimdir. Ve ben buranın yemeklerini de çok seviyorum. Ben burada neden olduğumu anlamışsınız herhalde. Bunu söylememe gerek yok. Pakistan Türkiye kardeş diyor yani. Eyvallah, çok teşekkür ettik. Çok sağ ol. Allah yardımcıları olsun diyelim. Ama tabii ülke olarak yapabileceğimiz bir şey varsa muhakkak ki ben ülkenin, Pakistan ülkesinin yanında olmasını istiyorum. Çünkü Pakistan zamanında bildiğim kadarıyla ülkemizin kurtuluş döneminde çok büyük yardım yapmıştı diye biliyorum. Yani bugüne kadar her zaman bir desteği oldu. Azerbaycan'ın Karabağ mücadelesinde bile destek verdi. Evet, biliyorum. Hatta Ziya Ülhak'ın
döneminde de Turgut Özal'la birlikte çok iyi ilişkiler içerisinde olduğunu tahmin ediyorum. Öyle bir şeyler vardı, evet. Valla oradaki halk her zaman bize destek verdiğini biliyoruz. Hatta şunu bile duymuştum daha önce. Türkiye'ye atılan mermiyi kendimize biliriz diye. O yüzden tabii ki buradan Pakistan'la ilgili, Pakistan halkıyla ilgili her zaman iyi duygular beslediğimi söyleyebilirim. Tabii bizim hükümetin de onlara bu yolda destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye olarak zaten Uygur Türklerini her zaman desteklememiz gerekiyor. Bu konuda çok zayıfız. Millet olarak da zayıfız. Yani orada Müslüman kardeşlerimiz yıllardır zulüm görüyor. Kamplara görüyoruz ama maalesef bu konuda çok duyarsızız. Pakistan'da bir mücadele içerisinde şu anda. Pakistan'daki insanlara. Her zaman destek olmalıyız onlara. Nasıl hani bugün Yahudiler, işte diğer ırklar birbirine o kadar çok destek oluyor. Maalesef biz Müslümanlar hep ayrıştırıldık onlar tarafından. Bir türlü bir araya gelemiyoruz ve en kısa sürede gelmemiz lazım. Pakistanlı kardeşlerimize de hep destek olmamız lazım. Valla şimdi Pakistan halkını yani şu anda nasıl ben anlatayım? Yani bir tek Pakistan değil. Bütün Arap ülkeleri hakkında şikayetçi durumdayız. Yani Müslümanlığı bir kenara bırakmış. Tamamen Amerikan uşağı olmuş. Bir millet artık. Yani Pakistan için de böyle mi düşünüyorsun? Pakistan için pek öyle söylemem. Söylemem. Yani Pakistan'la biz her zaman için dost içerisinde yaşamış. Dostluklarımız bakidir. Fakat bu Çin'deki Müslümanlara karşı ne düşünüp düşünmediğini bilemiyorum yani şu anda. Uygur Türklerinin topraklarını muhafaza etmeye çalışıyor şu anda Pakistan abi. Peki yani Pakistan'ın siz sormak istediğiniz şey Pakistan'ın yardım edip etmemesi mi? Aynen öyle. Yani bizim onlara destek olup olmamamız. Destek olmamız gerekir mi? Oradaki insanlara ne mesaj iletmek isteriz? Tabii ki destek olmamız gerekir. Zaten bir tek Türkiye destek oluyor. Yani ben başka bir ülkelerin destek olduğunu tahmin etmiyorum. Ülkenin de bizim ülkemizin de yani yapabileceği yardım güç ne kadar onu bilemem. Yani tabii ki oradaki Müslümanların arkasındayız. Her zaman içinde dua ediyoruz. Bazı internet sitelerinden seyrettiğimiz şeyler canımızı acıtıyor. Artık Allah'a sığındık. Allah yardımcılar olsun. Allah yardımcısı olsun. Ne diyelim yani. Türkiye'nin de artık bir göz kırpması lazım. Destek olması lazım. Tabii canım. Madem onlar biz her yerde var. Biz var, her yerde var. Yani bizim de onların olduğu yerde olmamız lazım ama biz ilk önce bir Urumçi'ye gidelim bir. İlk önce o tarafa gidelim biz. Eyvallah abi. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Hani bir 200'lük yapmayalım da bir oraya gidelim ilk önce. Hani kendi yağımızı kendimiz kavuralım da. Ondan sonra artarsa onlara da verelim. Şu anda oradaki yaşayan kesim zaten yoksul bir kesim. Fazla bir şeyi yoktur yani. Ne bileyim. Bir yaşantıları yoktur. Yani onların bizden ne katkıları olabilir bilemem. Bize karşı ne katkıları olabilir. Pakistan güçlü bir devlet abi. Pakistan güçlü bir devlet ama pek fazla fonksiyonu yok yani Türkiye çapında. Türkiye olarak yanında olmamız gerekmez mi abi? Bugüne kadar her zaman Türk devletlerinin yanında olmuş bir ülke Pakistan. Azerbaycan'ın Karabağ mücadelesinde bile destek vermiş bir ülke. Pek fazla tanıyamıyorum şimdi, bilemiyorum. Ne durumdalar, ne şey yaparlar. Bir bilgim fazla yok yani. Şimdi yani çıkarımız mı olması lazım abi? Tabii ki. Türkiye her yere atlıyor ama Türkiye'nin gidişatı şu anda biraz kötü. Vahim durumdayız. Millet aç. Dışarıdan bir sürü İnsanlığımız geliyor yani mesela. Bakmak yükümlüyüz. Yani çıkarımız olmadan yardım etmemeliyiz diyorsun tabii abi. Tabii ki. Türkiye'nin bir çıkarı olması lazım orada. Ya, Türkiye'nin dostu olduğunu biliyorum. Pakistan'a her zaman destek olmalı. Her zaman destek olmalı Türkiye, Pakistan'a. Pakistan kardeş millet biliyorsunuz. Tam olarak içeriği ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama. Oradaki şu anda abi Uygur Türklerinin topraklarını korumaya çalışıyor Pakistan. Pakistan tamam. Yani Çin'le ve Hindistan'la karşı karşıya şu an bir mücadele içerisinde. Oradaki kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin abi? Her zaman yanındayız Türk milleti olarak. Bunu bilsinler. Elimizden geleni de yaparız.